Ramazan Usta ben. 84 doğumlu. Tarsus'ta büyüdüm. Burada yaşıyoruz Tarsus'ta. Evet. Bu sektöre nasıl başladınız ustam? Herhalde bu işler çocuk yaşta çıraklıkla başlıyor anladığım kadarıyla. Evet. Biz de çıraklığımızdan beri bu işteyiz. Ortalama işte ilkokul bitti. Devam ediyoruz. Hala da devam ediyoruz. Peki siz bu tecrübenizi nereden edindiniz? İyi bir markada herhalde uzun yıllar bir usta olarak çalıştınız. Evet. 2005 yılından 2015 yılına kadar güzel bir firmada çalıştık. İşte yetiştirebildiğimiz kadar kendimizi yetiştirdik. Şu an bu iş yerimizi açtık. Peki burası kaç yıl oldu ustam tam olarak hizmet? 2015 yılında biz burayı açtık. Şu an 2022 yılındayız. Hamdolsun devam ediyoruz. Güzel. Peki şimdi neredeyiz? Büyük bir alandayız. Bir onlardan bahsedelim. Bir de uzman bir ekip kadronuz var burada. Evet. Şu an biz Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. D400 karayolundayız. Ortalama 7 dönümlük bir iş yerindeyiz. 35 kişilik bir kadromuz var. Bunun içerisinde tabii aşçımız, bekçimiz, ustalarımız, ön muhasebemiz anladığım evet. kadarıyla kurumsal çalışıyorsunuz. Bir aile işletmesi diyebiliriz buraya. Çünkü siz bana sohbet ediniz ki bizim burada çırak, usta, işte patron ilişkisi yok. Burası bir aile işletmesi, doğru mu? Evet, doğru. Peki şimdi burada hangi araç gruplarına bakıyorsunuz? Bu araçların nelerine bakıyorsunuz? Biz burada ağır vasıta kamyon gruplarına bakıyoruz. Ve bu ağır vasıta gruplarımızın A'dan Z'ye yani kaporta, elektrik, tamir, şanzımanı, diferansiyeli aklınıza gelebilecek ağır vasıta grubunda hepsine bakıyoruz. Peki en çok karşılaştığınız şikayet nedir? Siz çünkü bir çekici grubuna, büyük bir araç grubuna bakıyorsunuz. Bunlar neden kaynaklanır ustam? Şoförlerimize bir mesaj da olsun. Neye dikkat etsinler böyle? Yani biz her türlü arızalarla karşılaşabiliriz ama ne yazık ki bizi üzen yakıt, tonaj, işte çok fazla çalışmak, araba yormak. Evet. Araba yani izler. Aracın performansı iyi olmalı ama aracı zorlamayacağız. Doğru mu? Evet, arazi doğru. Şartları, çalıştığı saha bunlar önemli başlıklar. Bir de yıllık o bakım periyodik şeyler önemli mi? Tabii ki. Yani kilometre olarak aynı zamanda kilometre bakımına yetiştiremiyorsa yıllık mutlaka servise gitmesi lazım. Peki son olarak da sizi tercih eden müşterilerinize, çünkü siz bir geçiş güzergahındasınız. Eminim Türkiye'nin her yerinden tırcılarımız buraya uğruyordur. Evet. Kamyon şoförlerimiz, onlara son sözlerinizi bir teşekkürle toparlayalım. Tüm nakliye sektöründe gerek bana gelebilen, gerek gelemeyen, kalben de yanımızda olan kamyon camiasındaki bütün arkadaşlarımızın hepsine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yani biz onlarla var olduk. Onlarla da inşallah var olmaya devam edeceğiz. İnşallah. Tekerleri düz bassın. Rabbim hepsini kazadan beladan esirgesin. Peki. Teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Burada çalışan tüm kadronuzla başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.